Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Uncover Jailbreak yerine Check Rain Jailbreak'inin nasıl yapıldığını göstereceğiz. Bazı arkadaşlar Uncover Jailbreak'ini yaparken zorlanmakta. Virüs programları vesaireler devreye giriyor. Ancak daha kolay ve daha hacker yöntemlerine benzeyen bir yöntem var. Şu an benim telefonumda Uncover artık geçerli değil. Ulaşılabilir değil. Yeni yöntemle ee, jailbreak nasıl yapılır onu göstereceğiz. Bu yöntem de çok kolay. Hemen alışabilirsiniz buna da. Yalnız bir adet flash diske ihtiyacınız var. Ee, bir de tabi bilgisayara ihtiyacınız var. Hadi bakalım nasıl yapıyoruz. Bu videomuzda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Sizlere kısaca bir robot süpürge incelemesi yapacağız şimdi. Evet o şekilde temizliyormuş yerleri. Çöpleri içine yutuyormuş. Karnı acıkınca çalışıyormuş. <laughs> evet oradan çalışıyor. şimdi flash disk nasıl hazırlanır onu göstereceğiz. 3 u uygulamasıyla uygulaması ile yapacağız yine. Uygulamayı önce yükleyin. En güncel sürümünü kendi sitesinden yükleyebilirsiniz. bir önceki yöntemde versiyon 2.56'yı kullanmıştık. Ancak burada yeni versiyonu kullanmanızı öneririm. Çünkü... E, jailbreak aracı da e, yeni bu kullanacağımızda güncel versiyonun olması daha iyi jailbreak yapabilmek için Toolbox kısmına giriyoruz üstten, şuradan da Jailbreak iOS Jailbreak kısmına giriyoruz. E, cihazınızın bağlı olmasına gerek var çünkü e, burada cihazınızın için hangi yöntemler e, oluyor cihazı bağlanarak versiyonu çekerek bu sayfayı getiriyor. Buradan önceden Uncover'a basmıştık. Şimdi Check Rain butonuna basıyoruz. Bir tane flash disk yerleştirmenizi isteyecek sizden. Flash diskinizi takın. Yan taraftan ben Toshiba 8 GB taktım. Buradan onu işaretleyeceksiniz. Ancak flash diskinizin içerisindeki tüm veriler kaybolacaktır bu işlem sırasında. O yüzden boş bir kullanmadığınız flash ya da içi boş bir flash ya da e, önce flash List'inizi yedekleyip daha sonra kullanmanızı tavsiye ederim çünkü için içerisindeki her şey silinecektir. Start Making'e tıklıyoruz. Daha sonra zaten uyarıyor her şey silinecek emin misiniz diye. Ok'e okay basıyoruz ve bekliyoruz. Tebrikler USB Flash Drive has been made successfully onay mesajını aldık. Kapatıyoruz. Flash diskimiz şu an hazır. Ee, flash disk bağlı bir şekildeyken bilgisayarınızı yeniden başlatacaksınız. Ee, şöyle yapabilirsiniz. Şuradan yeniden başlatı tıklayın. Eliniz F12, F11 boot ederken hangisi boot ekranını açıyorsa o tuşta olacak. Restart'a tıklıyorum. Bizim bilgisayarda F10 tuşuyla F10 ya da F11 o tuşlarla boot ekranını açıyor. Hazırda bekliyorum şu an. Siz de sizin makinede hangisi açıyorsa bakabilirsiniz. Bilgisayarınızın adını yazıp boot ekranı nasıl açılır şeklinde Google'da aratırsanız hangi tuşla boot sayfası açılıyor görürsünüz. Bekliyoruz. Şansımıza güncellemeler varmış. Güncellemeler yüzünden biraz bekletecek bizi. 12ye bastıktan sonra böyle bir seçenekler geliyor. Burada Legacy Boot'taki USB Storage Device sizde flash diskinizin adı vesaire de olabilir. Buna tıklıyorsunuz. Buna tıkladıktan sonra bir takım işlemler yapıyor ve şu an Ekran yenilenmeye başlayacak. Şu an tamamlanmış olmalı. Evet. Ekran böyle titremeye başladığı zaman Check Rain. Alt F2'ye tıklayacaksınız. Alt F2. Tıkladığınızda böyle bir ekran geliyor. Kendinize hacker gibi hissettiniz değil mi? Connect your iPhone, iPod Touch, iPad or Apple TV to begin. Şimdi iPhone'unuzu USB'den bilgisayara bağlıyorsunuz. Kabloyu bağladıktan sonra bu bilgisayara güvenilsin mi diye bir şey çıkıyor. Güvene tıklıyoruz ve şifremizi giriyoruz. iPhone 7 Plus GSM iOS 14.2 Connected in Normal Mode diyor. Şimdi alt taraftan oklarla sağa sola hareket ederek starta geliyoruz. Start'a gelip Enter tuşuna basıyoruz. Şimdi burada bir takım bir şeyler söylüyor. Size diyor ki cihazınızın DFU moda girmesi lazım. Bunun için e, size söyleyeceğim işlemleri takip edin diyor. Next'e işaretli zaten. Yine Enter tuşuna basıyoruz. Evet şu an kendisini Recovery moduna alıyor telefon. Recovery moda aldıktan sonra size bir takım işlemler söyleyecek, yapmanız gereken. Evet, şu an gördüğünüz gibi recovery moda geçti ve böyle bir ekran geliyor. Şimdi burada da e, sırayla yapmanız gereken işlemleri söylüyor. İsterseniz yaklaşalım. E, press and hold the silent volume down buttons together. İlk olarak bunu yapacaksınız. Yan tuşa ve ses kısma tuşunu Aynı anda basacağız. Daha sonra e, yandaki tuştan elimizi kaldıracağız ancak ses kısmı tuşu hala basılı kalacak. Bu aşama önemli. E, burada eğer yapamazsanız sistem sizi tekrar başa döndürecek. Bu ekranın aynısı yine gelecek. E, bu yüzden dikkatlice e, ekrandaki yönergeleri takip ederek işlemleri yapmanız lazım. Şimdi işleme geçelim. Öncelikle start tuşuna bastığınızda bu süreç başlayacak. Hemen bunları yapmayın telefonda. Önce start'a basıp daha sonra söylediği sıradaki sıra geldiğinde o işlemi yapın. İlk olarak yan buton ve ses kısmı butonuna basacağız. Enter'a bastıktan sonra tabi bilgisayarda. isterseniz telefonu ben bir yere sabitleyeyim yapalım. Çok da güzel sabitleyemedik ama herhalde gözükecektir. Şöyle yan tutarsam şöyle şöyle tutarsak gözükecek Evet elimize enter tuşunda tıklıyoruz şimdi 3'ten geriye saydı ses kısma ve basılı tutuyoruz şimdi bırak diyor üsttekini ama ses kısma tuşu hala basılı 3 2 1 saydı Evet cihaz DFO moduna başarılı bir şekilde girdi şeklinde mesajımız geldi şu an jailbreak işlemini yapıyor. Şu an boot ediyor. Gördüğünüz gibi açılmaya başladı. Böyle abidik kubidik şeyler çıkıyor burada. Şu an işlemi yapıyor. Nasıl? Hacker gibi hissettiniz mi? Daha bunlar hiçbir şey. Neler yapacağız? <laughs> Jailbreak tamamlandığında artık Rain diye bir uygulama buraya geliyor. Ee, eğer telefonunuzda CD yüklü değilse buradan CD'ye tıklayıp kuracaksınız. Ama benimki gibi daha önce Uncover Jailbreak varsa e, bu işlemi yapmanıza gerek yok. Zaten telefonda CD yüklü şu an. Gördüğünüz gibi Jailbreak de tekrar aktif hale geçti. Benim iPhone 11 modlarım devreye girmiş gördüğünüz gibi. Bakalım aşağıdan yukarı çektiğim zaman küçültüyor. Bu kadar. Bu da başka bir yöntem, biraz daha kolay bir yöntem diğerine göre. E, kolaylığından kasıt e, virüs programı vesaire kapatmanıza gerek yok çünkü kendi kendine e, USB'yi takıp işlemleri yapıyorsunuz. Daha kısa sürede yapılıyor. E, diğer uygulama, diğer yöntem e, bir çalışıyor, bir çalışmıyor. Düzgün tam stabil değil ama bu daha düzgün. Ancak bunun da dezavantajı telefonunuzu açıp kapattığınız an jailbreak ortadan kalkıyor. Tamamen bu untrated bir jailbreak yöntemi. Diğer Uncover'da telefon açılıp kapansa da birkaç sefer jailbreak yapabiliyor. bilgisayara tekrar bağlamaya gerek kalmadan. E, ama zaten e, şarjınız bitmeye yakın. Takarsınız şarja ve bunu önleyen başka tweakler de var. Örneğin şarj %5'e geldiği zaman telefonu kapatma moduna geçsin vesaire gibi özellikler de var. Başka bir videoda bunu da anlatırız. Dinlediğiniz için teşekkürler. Yapamadığınız, kafanıza takılan kısımlar olursa videonun alt kısmına yazabilirsiniz.